Arkadaşlar merhaba, ben Rüştü Hoca. Fulleten Edebiyat Soru Bankam'dan ne yapacağız? İslamiyet öncesiyle ilgili sorular çözeceğiz, test çözeceğiz. Şimdi hocam, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nı bitirdik. Testini de çözelim her şeyle. Çok önemli ayrıntılarıyla olayı bitirmiş olalım. Sonrasında inşallah Divan Edebiyatı bizi bekliyor. Divan Edebiyatı'na bakacağız. Divan'dan sonra halk yaparız. Sonrasında da artık Tanzimat Çubuğu ver elini artık Cumhuriyet kaptırarak gideceğiz. Çok az bir konumuz kaldı arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Her ne kadar Cumhuriyet çok genişmiş, bitmeyecekmiş gibi görünse de son 3-4 yıldır ne kadar soru geldiğini siz görüyorsunuz. Eskiden Cumhuriyet'le yorulurdu sınavlar ama artık öyle değil. Neredeyse Divan Edebiyatı Cumhuriyet'e yetişti. Başa baş soru sayısı geliyor neredeyse. Doğal olarak aslında şu konuştuklarımız büyük önem taşıyor. Lütfen bu noktaları kaçırmayalım, olur mu? Çok uzattım. Haydi başlayalım isterseniz. Ne diyor? İslamiyet öncesi Türkçeliği ile ilgili. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. Törenler İslamiyet öncesi Türkçeliğinin oluşumu için büyük önem taşımaktadır. Çok güzel bir tekrar sorusu bu. Genel soru. Çok güzel hocam. Doğru bu. Şiirlerin hece ölçüsüyle söylendiği görülmekte. Doğru. Hece ölçüsü o dönemdeki önemli ölçülerden. Nazım birimi olarak dörtlük. Doğru. Nazım birimi dörtlüktü. Zengin Uyak bu dönemin şiirlerinde en çok görülen uyak türüdür. Zengin Uyak ve Tam Uyak'a dikkat. Divan Edebiyatı'nda göreceğiz. İslamiyet öncesinde Zengin Uyak'tan haberleri bile yok adamların, değil mi? Yarım uyak kullanılıyor daha çok. Kafiye ve redif bu dönem şiirlerinde önemlidir. Evet, doğru. Fazlasıyla kullanılıyor. Doğru cevap kesinlikle Deniz'de olacak. Bir de bir. Gel isterseniz hemen ikinci soruya bakalım. Ne diyor? Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım neymiş boşluğumuz? Yukarıda örneğini vermiş. Kuru yerler hep gülerdi. Dağ başları göründü falan filan diye yazıyor. Yukarıdaki dörtlük İslamiyet öncesi Türk şiirinin en çok tercih edilen nazım biçimi olan vesairenin örneğidir. Süper. Şimdi sal atasözü. Destanda zaten oldukça uzun, mazum ya da zaman zaman mensur da olabiliyor. Nazım biçimiydi ki orada daha böyle heybetli bir dil var. Sagu'da biz ağıt bekliyoruz ama ne diyor? Kuru yerler hep gülerdi falan diyor. İşte ne bileyim, dağ başları göründü diyor. Yani sagu ile alakası yok. Şölen zaten bir nazım biçimi değil. Doğal olarak elimizde koşuk kalıyor. Sırf öğrenelim, hatırlayalım, tekrar edelim diye bunları tek tek açıkladım. Yoksa İslamiyet öncesinin en fazla kullanılan nazım biçimi koşuktur arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. İkinci sorunun cevabı Ceyhan'dı. Geldik üçüncü sorumuza. Hemen bakalım üçüncü soru bize ne söyler. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi sagu nazım biçimi için söylenemez? Sagu'nun alt olduğunu biliyoruz sadece. Bakalım başka neler söyleyebiliriz. Şimdi nazım birimi olarak dörtlük. Evet, o dönem dörtlük zaten fazlasıyla tercih edilmiş. Yuva'da verilen cenaze törenlerinde kesinlikle doğru. Harikasın. Alper Tunga sagusu başta olmak üzere çok güzel. Birçok örneğini Kutadgu Birlik'ten alıyoruz demiş. Şimdi Kutadgu Birlik biliyorsunuz ilk mesnevi örneği değil mi? Aruz'da yazılan ilk eser. Şimdi onun Alper Tunga sagusunu içermesi düşünülebilir mi? Mümkün değil. Ha, biz bunu böyle bilmiyoruz tabii. Yani buradan böyle bir yorumla yapmıyoruz bu soruyu. Bu soruyu nasıl yapıyoruz? Alper Tunga sagusu Divan Lügat Türk'te geçiyordu deyip geçiyoruz. Yine öğretici olmak adına Kutadgu Birlik hakkında bilgi vermiş oldum. Tamamdır hocam, gerisi tamamen hikaye. Geldik dördüncü soruya. Hemen bakalım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak. Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Çok güzel bir genel soru arkadaşlar bu. Çok genel bir soru. Kesinlikle bilmemiz, doğru yapmamız gereken bir soru bu. İlk manzumeler yuh, şölen, sığır törenlerinde doğmuştur. Bu çok doğru bir bilgi. Yarım uyak genellikle kullanılan uyaktır. Çok doğru. Nazım birimi dörtlüktür. Eyvallah, bunu tekrar etmişiz değil mi? Birinci soruyu biraz daha güçlendirmişiz sanki burada. Kahramanlık, aşk, doğa gibi konular, evet. Eserlerde genellikle aruz ve hece birlikte kullanılmıştır diyor. Vatandaşlarımızın o dönemde aruzdan haberi yok hocam. Aman dikkat. Devam beşinci soruyla ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir sözlü dönem ürünü değildir? Yani Sagu koşuk destanı ele diyor. Doğal olarak gazel, divan edebiyatının en önemli nazım biçimlerinden. Unutma, uyuma, uyan. Bir daldın gidiyorsun sen. Bak, bu soru çözümleri vallahi çok değerli. Çok ciddi söylüyorum, 40 tane konu anlatımına bedeldir. Kaçırma. Orhun yazıtlarıyla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlış? Yani Göktürk kitabeleri. Bunları çok ayrıntılı konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Konu anlatımında her şeyine değinmiştik. O zaman bilmemiz lazım bunu. Orhun yazıtlarındaki dil gelişmiş bir dil. Evet, edebi bir dil. Demiştik ya, alfabe her ne kadar ilkel bir görüntü sergilese de aslında öyle değildi. Orhun yazıtlarından ilk kez ünlü tarihçi Cüveyni bahsetmiş. Çok doğru. Türk edebiyatındaki ilk söylev olma özelliği. Evet, ilk söylev, bunu söylemiştik. Yazıtlarda Uygurların tarihi hakkında da bilgiler. Hayır, yani Göktürk devletini anlatıyor orada. Türk tarihiyle ilgili önemli bilgiler içermekte. Doğru. Doğru cevap kesinlikle Denizli olacak. Geldik 7. soruya arkadaşlar. 7. soruya da bir bakalım. Ne diyor 7. soru? Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında vesaire olarak bilinen atasözleri, yani sav olarak bilinen atasözleri divan edebiyatıyla darb-ı mesel adıyla bilinmekte. Çok güzel bir soru bakın bu. Çok güzel bir boşluk doldurma sorusu. Darb-ı mesel, evet, bilinmeli. Kesinlikle cepte kalmalı. Hemen şöyle arkasını çevirdik testimizin. Test 1. İslamiyet öncesi Türk şiiri. Fulleten AYT Edebiyat Soru Bankası'ndan tam gaz gidiyoruz. Yukarıdaki numaralandırmış ifadelerden hangisi Uygur metinleri arasında değildir? Şimdi Altın Yörük, Sekiz Hükmek, Kaydenam Kara, Irk Bitik, bunları saydık, hatırlayacaksınız.
Yenisey yazıtlarının ne alakası var, değil mi? Aman, aman Uygurlarla uzak yakın alakası yok. Devam. Uygur döneminde tiyatroya vesaire denmektedir. Şimdi mesela bu soruyu hatırlamayabiliriz. Çünkü Uygurlarda tiyatro falan diye bir başlık atmadık. Hemen bunu bir kazanmış olalım en azından. Körünç ya da kökünç de diyorlar arkadaşlar buna. Kitaplarda kökünç diye de geçiyor. Hiç sıkıntı değil. Boşluğumuz kökünçle Bursa'yla dolmuş olsun. Tamam, körünç ya da kökünç. İkisi de yerinde bir ifade. Peki, geldik soru ona. Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Güzel. Bak, bu soru bize çok lazım mesela. Hemen bakalım. Sagular, Yu adı verilen törenlerde söylenen şiirlerdir. Tamam. Halk edebiyatında taşlama, divan edebiyatında Mersin'in ilk örnekleridir. Şimdi bismillah, halk edebiyatında ağıt demelisin değil mi? Taşlamayla ne alakası var? Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Sagularda doğa tasvirleri de vardır. Evet, yani sadece ölen kişinin ardından duyulan üzüntü anlatılmaz, dönemde adeta anlatılır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında aşağıdakilerden hangisi hükümdar, doktor, büyücü, şair gibi birçok görevi yerine getiren kişilere verilen isimlerden değildir? Kam, oyun, baksı, şaman, kopuz, bildiğimiz günümüzdeki sazın o dönemdeki karşılığı değil mi? Bir çalgı aleti, bir enstrüman, ne alakası var burada kişiye verilen lakapla? Devam hocam, 12. sorudayız. Bu testte kaç soru yer alıyor bakalım? 15 soru var. Hemen 12. soruya da bakalım, bitiriyoruz yavaş yavaş. Hangisi ilk sav örnekleri var? Hangisinde ilk sav örnekleri vardır diyor. Bunu hiç düşünmeye gerek yok. Bu tarz sorularda çat diye Divan Lügat Türk'ü yapıştırabilirsiniz. Bu sorudaki oyun şu. Bir numarayı Edirne'ye koymuşuz. Direkt adına işaretleyebiliriz yanlışlıkla. Aman dikkat. Divan Lügat Türk'te ne var ne yok? İslamiyet öncesi her şeyi bulmamız mümkün arkadaşlar. Tamam, istisnasız. Kafalar rahat olsun. Geldik 13'e. Yazılı dönem Türk edebiyatı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Yani Göktürk ve Uygurları düşünerek yola çıkacaksın diyor. Türklerin yazılı edebiyatının başlangıcı 8. yüzyıl. Evet, yani 720, 732 ve 735. Yani hocam, Göktürk kitabelerinin dikiliş tarihi sadece Uygurca kullanılmıştır. Oba, burada patladık. Yazılı dönemde Göktürk'ten de bahsettik. Göktürkçeden değil mi? Göktürk kitabelerinden bahsettik. Cebinizde kalsın. Evet, geldik 14'e. 14'te yine bilmeniz gereken bir madde değil. Bilmeniz gereken, çok kesin bilmeniz gereken bir bilgi değil. Ama kazanmış olalım bu testten bunu. Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. 8 Hükmek Budizm inancını anlatır. Eyvallah. Altın Yaruk Maniyestlerin kutsal kitabıdır. Yanlış. Budizmlerin kitabı arkadaşlar. Budistlerin, Budizmlerin demeyelim. Budistlerin Budizm inancıyla alakalı bir kitap Altın Yaruk. Cebimize koymuş olduk. Lazım mı? Değil. Bakın dikkat. AYT edebiyat notlarını biliyorsunuz. Yani bizim konu anlatımlarım, benim şu an YouTube'da yaptığım konu anlatımlarım AYT edebiyat notlarımdan zaten. Onunla birebir gitmeye çalışıyoruz. Ufak tefek küçük küçük değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar yapsak da birebir gidiyoruz onunla. Doğal olarak mesela orada adlarını verdim ben. Çünkü sınav odaklı bir anlatım var o kitapta. Soru bankasındaysa 2103 tane soru var arkadaşlar. 2103. Ya bunun rahat bir 250-300 tanesi bu tarz soru arkadaşlar. Geriye kalan 1600-1700 soru, 1800 soru neyse artık, ciddi anlamda size yol kat ettirecek soru. Aralara her teste 2 tane, 1-2, 1-2 tane böyle sağlam soru kattım arkadaşlar. Burada körüncü almıştık. 9. soruda kökünç bilgisini almıştık. Bu 14. soruda da bu kitapların içerikleriyle ilgili bilgi aldık. Çünkü siz buna tutup da konu anlatımından çalışırsanız hayatta altından kalkamayız arkadaşlar. Mümkün değil. Yani tutup da ben size 8 hükmeyin içeriğini anlatırsam derste, o dersi hiç dinleme zaten. Mümkün, hiç durmana gerek yok o derste. Sen ÖABT'ye hazırlanmıyorsun. Öğretmenlik alan bilgisi testine hazırlanmıyorsun. AYT'ye gireceksin. Son 4-5 yıldır AYT'nin ne ayarda geldiğini hep biz biliyoruz. Doğal olarak kitap içeriklerine Cumhuriyet'ten, biraz böyle milli edebiyattan falan belki lazım olabilir. Onlar da böyle bilindik kitaplar. Yani lütfen gözünüz korkmasın, olur mu? Çok detayı bilmenize gerek yok. Burada 2 tane soru artistik olarak katmışım. Onun dışında bakın 15 sorunun 13'ü çok rahat gözümüz kapalı yapmamız gereken sorulardan. Göktürk yazıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım, soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru yazılmıştır diyor. Şimdi soldan sağa ve aşağıdan yukarıya doğru yazılmıştır bilgisi sıkıntılı. Bu bir dursun. Hitabet üslubu ön plana çıkmıştır. Doğru. Çince metinlerin bulunduğu yüzeyi vardır. Doğru. Çinli işçiler çalışıyor arkadaşlar Göktürk yazıtlarının yapımında. Kazırken falan, o yüzden onlar da bir şeyler yazmışlar. Anı ve tarih iç içe, doğru. Gelişmiş bir dil, eyvallah. Şimdi soldan sağa ve aşağıdan yukarı bilgisi yanlış olacak tabii ki. Aşağıdan yukarıya yazılma nerede Allah'ını seversen? Bir kere oradan patlıyor zaten. Peki hocam, uzattım, üzerinize gelmeyeceğim. Fulleten Edebiyat Soru Bankası'ndan test 1'i bitirmiş olduk. Bizi ne bekliyor arkadaşlar? En kısa zamanda hemen gelecek inşallah. Divan Edebiyatı genel özellikleri ve şairleri bekliyor. Çok önemli bir video. O zaman Divan Edebiyatı videosunda görüşmek üzere.